atasözlerine dil uzatmak. 1. Bazı kimseler, atalarımızın tecrübe mahsulü kıymetli sözlerindeki incelikleri anlamadıkları veya ters anladıkları için ceddimize dil uzatıyorlar. Halbuki atasözlerinin çoğu hadis-i şerif mealleridir yahut İslam alimlerinin sözleridir. Bazı örnekler verelim. Dilini tutan başını kurtarır atasözü için dinimize aykırı deniyor. Halbuki bu söz bir hadis-i şerif mealidir. Susan, iki cihanda da başını dertten kurtarır. İbn Mesud Hazretleri, hapse dilden daha layık bir şey yoktur buyurmaktadır. Hazreti Ebu Bekir, konuşmamak için ağzına taş koyardı. Yine bir atasözü vardır. Bana benden olur her ne olursa, başım selamet bulur, dilim durursa. Dilini tutmak, ona sahip olmakla ilgili birçok hadisi şerif vardır. Bazıları şöyledir. Dilini tutan kurtulur. Selamet isteyen dilini tutsun. En makbul amel dilini tutmaktır. Dilini tutan şeytanı mağlup eder. Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla. Kişiyi cehenneme sürükleyen dilidir. Dilini tutmayan tam imana kavuşamaz. Allah'ı görür gibi ibadet et. Kendini ölmüş say. Daha iyisi ise dilini tutmaktır. Rahat olmak isteyen sağır, kör, dilsiz olmalıdır. Sözüne de şahsiyetsizliğe sevk ediyor diye saldırıyorlar. Yukarıdaki hadis-i şerifler de bu sözün doğru olduğunu göstermektedir. Her koyun kendi bacağından asılır atasözü de yanlış anlaşılmamalıdır. Fransa'daki birinin günahı Mısır'daki bir kimseden sorulmaz. Herkesin günahı, sevabı kendine aittir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu husus açıkça bildirilmiştir. Fakat kişi emrinin altındakilerden mesuldür. Başkalarının işlediği kötülükleri önlemek herkesin vazifesi değildir. Abdülgani Nablusi Hazretleri, söz ve yazıyla emri maruf alimlerin vazifesidir. Kalple dua ederek günah işleyene mani olmaya çalışmak da her müminin vazifesidir. El ile müdahale ise devletin vazifesidir buyuruyor. Geç olsun da güç olmasın atasözüne de saldırılmaktadır. İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Kur'an-ı Kerim'de mealen insan pek acelecidir buyuruluyor. İsra suresi 11. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki acele şeytandan, teenni Allah'tandır. Teenni eden isabet eder, acele eden hata eder. Teenni, acelenin zıttıdır. O halde işlerde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Nefsin istediği bir şey hatıra gelince, şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der. Onun için kalbe gelen şeyi yapmadan önce, bu işten Allahü Teala razı olur mu, sevap mıdır, günah mıdır diye düşünmelidir. Günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş, yani acele edilmemiş olur. İyilikten maraz doğar ve iyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak olmazdı atasözlerine saldırıyorlar. Bu sözlerin iyilik etmeyi engellediğini sanıyorlar. Genel olarak kötü kimseler kadir şinas değildir, nankördür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, Allah ve Resulü kendi lütuflarından onları, kötüleri zenginleştirdiği için ölç almaya kalkıştılar buyuruluyor. Tevbe suresi 74. ayeti. Demek ki kötü kimselerin kendilerine iyilik edenlere zararları dokunabilir. Bunun için atalarımız iyilik et kele, duyursun seni elede demişlerdir. Bu atasözleri iyiliğin mutlaka zararlı olduğunu göstermiyor. Kötülere iyilik edince onlardan bazı zararların gelebileceğini gösteriyor. Hazreti Ali, kerim kimse iyilik görünce yumuşar, kötü kimse de kendisine iyilik yapılınca katılaşır buyuruyor. Hazreti Ömer de kötü insanları mürüvvetsiz veya mürüvvetlerinin az olduğunu gördüm buyurmaktadır. Ebu Amr bin Ala buyuruyor ki, iyiye ihanet edince, kötüye iyilik edince, akıllıyı sıkıntıya sokunca, ahmağı acıyınca, kötüyle düşüp kalkınca şerrinden sakın. Allahü Teala
kendisine iyilik edene kötülük eden, benim nimetime nankörlük etmiş olur. Kendisine kötülük edene iyilik eden de bana şükretmiş olur buyuruyor. Bir menfaat elde etmek için seninle arkadaşlık edenin şerrinden sakın. Çünkü beklediği şey kesilince özür kabul etmez. Genel olarak bir kimse hiçbir menfaat beklemeden Allah rızası için kötü birine de iyilik ederse ondan zarar gelmez. Eğer bir menfaat karşılığı iyilik ediyorsa iyilik ettiği kimseden zarar gelebilir. Hiçbir menfaat beklemeden sırf Allah rızası için iyilik etmekten korkmamalıdır. Kötü kimse buna zarar vermeye kalksa da fazla başarılı olamaz. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Onun için atalarımız iyilikten kötülük gelmez. İyilik eden iyilik bulur. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir demişlerdir. Demek ki iyilik balık için değil, Halik için, yani Allah rızası için yapılırsa zararı olmaz. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, İhsan eden, iyilik eden sevilir. Hadis-i şerifte ihsan sahibi kimseyi sevmek, insanların yaratılışında vardır buyuruldu. İnsan, ihsanın, iyiliğin kölesidir. Gönül, kendine iyilik edeni sever. Kötülük edenden nefret eder. İnsan ister istemez iyilik edene karşı sevgi duyar. Bunun için Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, kötü birinin bana iyilik etmesini nasip etme. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmekle, dünya ve ahirette çeşitli nimetlere kavuşulur. İnsanlara iyilik etmek, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmak, insanı Allah sevgisine kavuşturur. Ahiret azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala nimetlerini kullarına ulaşmasına vasıta olanları çok sever. Her iyilik sadakadır. İnsanların iyisi, insanlara iyilik eden kimsedir. En iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenilen ve şerrinden emin olunandır. En kötünüz, kendisinden iyilik beklenilmeyen ve şerrinden emin olunmayandır. Layık olana da, olmayana da iyilik et. İyilik ettiğin kimse buna layıksa ne iyi. Layık değilse sen iyilik ehlinden olursun. İyilik zayi olmaz. Kötülük unutulmaz. Herkes ettiğini bulur. O halde maddi bir menfaat beklemeden herkese iyilik etmeye çalışmalıdır. Güzele bakmak sevaptır sözünün sanki tek anlamı varmış gibi tenkit edilmektedir. Güzele rağbet etmeyen olmaz. Çünkü hadis-i şerifte Allah güzeli sever buyruluyor. Mubah olan güzeli sevmek, ona rağbet kınanmamalıdır. Hakimin rivayet ettiği, Ali'nin güzel yüzüne bakmak ibadettir hadis-i şerifi de, helal olan güzele bakmanın sevap olduğunu göstermektedir. Berikada diyor ki, güzel yüze bakmak gözü kuvvetlendirir hadis-i şerifi, bakması helal olan şeylere bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa haram olan yabancı kadınlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyurdu ki, bir kimseyi ettiği iyilikten dolayı değil, bizzat zatından dolayı sevmek, yok olup tükenmeyen gerçek sevgidir. Bu da güzeli sevmek demektir. Güzelliği anlayan güzeli sever. Güzelliği sevmek, güzelliğin zatındandır. Çünkü ondaki güzelliği anlamak, zevkin kendisidir. Güzeli anlamak da bir zevktir. Akarsu, yeşillik ve tabiattaki güzellikler yiyip içildikleri için değil, sırf güzel oldukları için sevilir. Bu, insanın elinde olmayan sevgidir. Güzel bir çiçeğe bakmak, onu koklamak ruha tatlı gelir. Ruhun, Allah-u Teala'nın varlığını, büyüklüğünü anlamasına, onun emirlerine uymasına sebep olur. Allah-u Teala'nın güzel olduğu bilinirse, onu da sevmemek imkansızdır. O ise güzeller güzelidir. Hadis-i şerifte Allah güzeldir, güzeli sever buyuruldu. Kendine hiçbir faydası olmasa da insan, güzeli güzelliğinden dolayı sever. Beş duyuyla da anlaşılmayan, fakat kalp gözüyle görülen güzellikler de vardır. Güzel ahlak böyledir. İmam-ı Azam'ı ve birçok evliyayı güzel vasıflarından dolayı severiz. Güzel bir kitap, güzel bir şiir, güzel bir bina, güzel bir bahçe,
güzel bir idare, güzel ahlaklı bir idareci, güzel bir alet, güzel yemekler, güzel içecekler, güzel öten kuşlar, güzel çiçekler. Tabiatta güzel olan ne varsa sırf güzel olduğu için sevilir. Mutlak güzel, eşi benzeri olmayan yalnız Allahü Teala'dır. Ceddimize suizan edilerek akçenin gittiğine bakma, işin bittiğine bak sözüne rüşvet teşvik ediliyor diyorlar. Halbuki bu ne kadar güzel sözdür. Rüşvetle hiçbir ilgisi yoktur. Yağmur yağıyor, elimizde yükümüz de var. Bir taksi tutup evimize gidersek artık elbette paranın gittiğine bakmaz, işimizin olduğuna sevinmemiz gerekmez mi? Eve gelin getirirken arabanın önünü kesiyorlar. Para vermezsen vasıtanın önüne yatıyor, 3-5 kuruş verip kurtuluyorsunuz. Birkaç liramız gitmişse de eve sağ salim gelini getirdiğimiz için sevinmez miyiz? Elbette paramızın gittiğine değil, işimizin bittiğine bakarız. Birçok ülkede pasaport almayınca geçmeye izin verilmiyor. Pasaport almak için belli bir ücret vereceğiz elbette. Hatta zorluk çıkartıyorlarsa, günlerce oralarda bekletilecekse, oradakilere çay kahve ısmarlayıp işinin bittiğine bakacaksın. Bakmamak ahmaklık olur. Çünkü İslam alimleri malını, canını, ırzını ve hakkını kurtarmak için rüşvet vermek her zaman caizdir buyuruyorlar. Eli silahlı birkaç şehir eşkıyası önümüzü kesse, yanımızda da hanımımız, kızımız olsa, ya üstünüzdeki paraları verin yoksa ırzınıza geçeriz dese, elimizdeki parayı verip bu beladan kurtulmaya çalışırız. Paramızın gittiğine değil, işimizin bittiğine bakarız. Hac için de öyledir. Haçta ayak bastı parası adı altında rüşvet alınıyor. Vermezsen hac yaptırmazlar. Alimlerimizin sözünü dinleyip hac etme hakkını elde edebilmek için istedikleri rüşveti veririz. Günahı işleyene olur, verene olmaz. Rüşvet büyük günahtır. Fakat malını, canını, hakkını ve namusunu kurtarmak için rüşvet vermek caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dinini ve namusunu malıyla koruyabilen bunu yapsın. Kişi şerefini neyle korursa o sadaka olur. Ahir zamanda insanların paraya ihtiyacı daha çok olur. Çünkü insan o zaman din ve dünyasını ancak parayla korur. Resulullah Efendimizin ve onun varisi olan alimlerin sözüne uyarak, dünyamızı, malımızı, mülkümüzü ve dinimizi, şerefimizi, namusumuzu parayla koruyorsak, bunu ayıplamak çok yanlış olur. Para kılıç gibidir. Kullanmasını bileni güldürür, kullanamayanı öldürür demişlerdir. Şimdi rağbet güzel ile zengine sözüne de hücum ediliyor. Eğer zengine sırf zenginliğinden dolayı rağbet ediliyorsa, Allah rızası gözetilmiyorsa, zamanın bozulduğunu gösterir. Ama bu devir ne zamandan beri bozulmuşsa, atalarımızın sözü eskimez bir kanun gibi geçerliliğini hep korumaktadır. Atalarımız haklıya değil de zengine rağbet edildiği için böyle kıymetli bir söz sarf etmişler. Her devirde güçlü olanın kendini haklı gösterdiğini vurgulamışlardır. Gerçek buyken niye bu doğru söze itiraz edilir ki? Atalarımız haksız olan güzele de güzelliğinden dolayı haklı muamelesi yapılmasını da uygun görmüyor. Atalarımız ne güzel söylemişler. Gelen ağam, giden paşam, niye her işe karışam sözü de gadre uğrayanlardan. Her insanın belli görevi vardır. Bu görevin dışına çıkmamalıdır. Geleni kim göndermişse, gideni kim uğurlamışsa onun görevidir bu. Gelen benim düşüncemde değil diye ona isyan etmek asla caiz olmaz. Dinimiz cemiyetin huzur içinde yaşaması, kargaşadan uzak olması için amirler kötü de olsa onların meşru emirlerine itaat edilmesini, gayri meşru emirlerine de isyan edilmemesini emreder. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, ey iman edenler! Allah'a, peygambere ve sizden olan emirlere itaat edin. Nisa suresi 59. ayeti. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir hayvanın ayağını veya yaş bir hurma ağacını kesenin yahut ortağına hıyanet edenin kazandığı sevapların dörtte biri gider. Emire isyan edenin ise sevaplarının tamamı gider. Emirinizin beğenmediğiniz bir şeyi yaptığını görürseniz ona sabredin. Çünkü cemaatten bir karış ayrılan cahiliyet ölümüyle ölmüş olur.
Müslüman hoşuna gitse de gitmese de emirin sözünü dinler ve ona itaat eder. Emir günah olan bir şeyi emrederse o emri dinlemez. Peygamber Efendimiz dine riayet etmeyen, şeytan gibi emirlerin geleceğini bildirince, Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Huzeyfe, "Ya Resulallah, o zamana yetişirsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "Sırtına vurup malını alsa da emirin sözünü dinle ve ona itaat et." Avrupa'daki amirler, patronlar, Müslüman işçilere içki, kumar gibi haram şeyleri yapmalarını emrederlerse, Müslümanlar bunları yapmaz. Çünkü halika isyan olan işte mahluka itaat olmaz hadisi şerifi vardır. Ancak gayri meşru emre itaat edilmez diye isyan etmek caiz olmaz. Ana baba da haramı, küfrü emretse onlara da itaat edilmez. Fakat isyan edip onları üzmek doğru olmaz. Hakimin bildirdiği hadisi şerifte emir yani amir, başkan ya Müslümanlığı bırakırsın veya öldürürüm derse Müslümanlığı bırakmamalı, kesilmesi için boynunu uzatmalı buyuruluyor. Kafir olmaya zorlayan bir emire bile isyan etmeyi dinimiz caiz görmüyor. Halbuki kafir olmayan bir emir Müslümanı kafir olmaya zorlamaz. Amir kötü diye yakınmak doğru değildir. Önce kendimize bakmamız gerekir. Acaba kendimiz iyi miyiz? Kendimizi düzeltirsek amirlerimiz de düzelir. Nitekim bir hadisi şerifte siz nasılsanız başınıza öyle amirler geçer buyuruluyor. O halde ilk önce kendimizi ıslah etmeliyiz. Yönetilenler düzgün olursa yönetenler de düzgün olur. Sen üçkağıtçı olursan yöneticinin düzgün olmasını istemeye hakkın olur mu? Nasreddin Hoca'nın meşhur fıkrasında geçen parayı veren düdüğü çalar sözüne de saldırılıyor. Bilindiği gibi hoca köyden şehre giderken çocuğun biri bir miktar para verip "Hocam pazardan gelirken bana bir düdük al," diyor. Bunu gören diğer çocuklar da para vermeden "Bana da düdük al," diyorlar. Tabii bu arada yiyecek vesaire ısmarlayanlar da oluyor. Hoca şehirden dönünce çocuklar etrafını sarıyor, sipariş ettikleri şeyleri istiyorlar. Hoca cebinden bir düdük çıkarıp parasını veren çocuğa uzatırken diyor ki, "Parasını veren düdüğü çalar, para vermeyen avucunu yalar." Hoca çocukların beleşe alışmamalarını, çalışmadan bir nimete konulmayacağını, külfetsiz nimet olmayacağını onlara anlatmak ister. Bu söz de yıllardan beri söylenir gelir. Bir kimse ev, araba, yiyip içecek veya başka bir şey almak istese parasız alabilir mi? Onun için kırmızı meşin, paralar peşinde demişlerdir. Bu güzel sözlere kızmak, beleşçiliği tasvip etmek, haksızlığa prim vermek olur. Ar dünyası değil, kar dünyası. Ar eden, kar etmez atasözüne de hücum ediliyor. Bu söz, utanıp çalışmayı kendisine yediremeyenler için söylenmiştir. Başkasının eline bakacağın yere, çöpçülük yap, inşaatta çalış, ayakkabı boyacılığı yap. Utanılacak zaman değil anlamında söylenmiştir. Birçok İslam büyüğü de talebeliğe kabul ettiği kimselere böyle işler vermişler. Mesela ciğer sattırmışlar, elma sattırmışlar. Ele muhtaç olmak, ona buna el açmamak için çalışmanın önemini bildiren böyle sözlere saldırmak, cahillikten kaynaklanmaktadır. Yağmur yağarken küpünü doldurmaya bak sözüne de saldıranlar çıkıyor. Yağmur rahmeti, bir nimeti temsil ediyor. Ortada bir nimet varsa fırsatı ganimet bilip o nimeti kaçırmamak gerektiği bildiriliyor. Ucuz arsalar satıldığı zaman alıp da şimdi köşeyi dönenler çok olmuştur. Diyelim ki Fizan'da bir zat varmış. Kendisini ziyaret edene dua ediyormuş. Duaya kavuşan da hidayete eriyormuş. Durulur mu? Hemen gitmek gerekmez mi? Madem rahmet yağıyor, küpü doldurmak gerekir. Ceddimizin söylediği böyle sözlerde kötü maksat aramamalıdır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar sözü de hışma uğrayanlardan. Piyasada öyle sahtekarlar var ki yaptığı yolsuzluklara meşru görünen bir kılıf hazırlar demektir. Mesela adamı öldürüyor, intihar süsü veriyor. Kötüler işini biliyor deniyor. Hırsızlık meşru iş gibi gösteriliyor deniyor. Burada hırsızlık müdafaa edilmiyor ki bu söze kızılsın. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara sözünü de eleştiriyorlar. İstemek kötüyse de vermemek daha kötü deniyor.
bu doğru sözün neresi tenkit edilir ki? İstemek tavsiye edilmiyor. İsteyeni boş çevirmenin kötülüğü bildiriliyor. Kıyamette günahı çok bir Müslümanı hesaba çekerler. O kimse de benim iyiliğim yoktur. Sadece çırağıma fakir olan borçluları sıkıştırma. Ne zaman ellerine geçerse o zaman vermelerini söyle. Bir şey isterlerse yine ver. Boş çevirme diye söylerdim der. Allahü Teala da o kimseyi affederek buyurur ki: "Ey kulum, bugün sen fakir, muhtaçsın. Sen dünyada benim kullarıma acıdığın gibi bugün biz de sana acırız." Bir hadis-i şerifte "Rabbiniz elbette kerimdir. Kendine açılan elleri boş çevirmekten haya eder." buyuruldu. Veren el, alan elden üstündür. Vermekten korkmamak gerekir. "Para isteme benden, buz gibi soğurum senden" sözü de kötülenmiş. Burada paraya böyle fazla değer verilmemesi isteniyor. Hatta "canımı iste, para isteme" sözü de aynı anlamdadır. Bu sözler paraya böyle değer verenleri kötülemektedir. "Ne günlere kaldık" anlamındadır. Adam canını veriyor da parasını vermiyor deniyor. "Güvenme dostuna, ot doldurur postuna" sözüne saldıranlar çıkıyor. Halbuki bu söz tedbirli olmayı gösterir. Nitekim Peygamber Efendimiz dostunu günün birinde aranızın açılabileceğini hesaba katarak, "düşmanını da bir gün dost olabileceğini düşünerek itidalli ol" buyuruyor. Dostumuza bazı sırlar verirsek ileride düşman olduğunda bunları koz olarak kullanır ve bizi mahcup eder. Düşmanımıza da düşmanlıkta ileri giderek ileride dost olduğumuzda söylediğimiz kötü sözler ve işlerden dolayı mahcup oluruz. Onun için dinimizin emrine uyup dostumuza sır vermekten sakınmalıyız. Sır, gizli kalması ve hiç kimseye söylenmemesi gereken şeydir. Başkaları duyunca ya mahcup oluruz veya o işi başaramayız. Bunun için sır saklamak başarının önemli sebeplerinden biridir. Birçok devlet adamı başarılarının en mühim sebebinin sır saklamak olduğunu bildirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han, "yapacağım işleri sakalımın bir kılı bilse onu kopartırım" demiştir. Sırrını söyleyen ekseriya pişman olur. "Komşunun tavuğu komşuya kas, karısı kız görünür" sözü de tenkit ediliyor. Halbuki aynı anlamda davulun sesi uzaktan hoş gelir, uzak yerin somunu büyük olur, dışı eli yakar içi beni, dışı kalaylı içi alaylı, görünüşe aldanmamalı gibi sözler de kullanılmaktadır. İşin mahiyeti bilinince görünüşe aldandığımız meydana çıkar. Mesela komşunun karısını dışarıda süslü püslü görürüz ama evdeki durumunu bilemeyiz. Belki de evde çok pasaklı birisidir. Belki de dışarıda hanım hanımcıksa da evde kocasına kan kusturuyordur. Yahut bir erkek dışarıda çok halim selimdir, eve gelince aslan kesilir. Dünyayı zavallı hanımına dar getirir. Onun için görünüşe göre karar vermemeli, mahiyetini iyi öğrenmeli demek istiyor atalarımız. Bir erkek yabancı bayanlara gösterdiği saygıyı evindeki hanımına gösterse, hanımına da aynı şekilde hareket etse o evde hiç huzursuzluk olur mu? "Düşenin dostu olmaz" sözüne de safsata diye hücum ediliyor. Bu sözün devamında "hele bir düş de gör" ifadesi de vardır. Elinde mal varsa, iş başında yetkili birisiysen, sözün geçiyorsa o zaman sana dost görünen çok olur. Elinde avucunda bir şey kalmamışsa, etkili görevinden de almışlarsa, sözüne değer verilmiyorsa, yalancıktan bile olsa sana dost olanı bulman güç olur. Günümüzde gerçek bu. Artık bunu kim inkar edebilir? Asırlardır bunun sayısız örnekleri görülmüş. Atalarımız bunu bir vecize olarak söylemişlerdir. Tabii aslında herkes İslam ahlakına sahip olsa, düşenle ayakta duran, zenginle fakir farklı muamele görmezdi. İmam-ı Maverdi Hazretleri buyurdu ki, "Cahilin yanında susmaya mahkum olan bir alim, zelil ve hakir duruma düşmüş olur." Esirler arasındaki bir cariyenin, cömertliğiyle meşhur Hatim-i Tayi'nin kızı olduğunu öğrenen Peygamber Efendimiz, "azizken, yani itibarlı, makam ve mevki sahibi büyük bir zatken, bu makamdan düşerek zelil olana, zenginken fakir düşene ve cahiller arasında kalan alime merhamet etmek ve iyi davranmak gerekir" buyurup kızı serbest bıraktırdı. Böyle bir ahlaktan mahrum kalan toplumlarda elbette düşenin dostu olmaz. Bu doğru sözün Allah'ı dost kabul etmemekle ne ilgisi vardır? Atalarımıza saldırmak için bahane mi aranıyor?
İki gönül bir olursa samanlık seyran olur sözü de gadre uğramış. Bu söz Allah'a itaatsizliğe ve zinaya sevk ediciymiş. Halbuki birbirini seven iki kişi için maddenin önemi yoktur. Evleri dayalı döşeli olmasa da, kulübede olsalar da orası onlar için saray olur. Önemli olan birbiriyle anlaşabilmeleridir. Anlaşamıyorlarsa saray onlar için zindan olur. Kızı olan tez kocar sözünden sanki kız evlat kötüleniyor sanmışlar. Genelde kız evladı yetiştirmek, dengini bulup evlendirmek zor olur. Geleneklerimizde oğlumuz için her kapıyı çalıp kız isteyebiliriz de, kızımız için aynı şeyi yapamayız. Bu yanlış bir şey ise de, töremiz böyle olduğu için kızı olan sıkıntılara maruz kalır. Bunun için atalarımız, kızı olan tez kocar demişlerdir. Böyle söylemenin dinimize aykırı bir tarafı yoktur. Bahtım olsaydı anam kız doğururdu sözünden de erkek kız ayrımı yapıldığı sanılmış. Bazen toplumda bayanlara öncelik tanındığı oluyor. Bir bayan bir işi kolayca yaptığı halde bir erkek yapamıyor. Bahtım olsaydı anam kız doğururdu diyor. Hatta bir işi yaptırmak için adamını bul, adamını bulamazsan madamını bul da derler. Bu yanlış bir iş ise de maalesef toplumun gerçeği bu. Keşke anam beni doğurmasaydı sözünü de Allah'ın emrine karşı gelmek zannetmişler. Hazreti Ebu Bekir dalda bir kuş görünce, ''Ne mutlu sana ey kuş! Dilediğin dala konar, dilediğin meyveleri yersin. Kıyamet günü hesaba çekilmez, azap görmezsin. Keşke senin gibi bir kuş olsaydım.'' dediği meşhurdur. Bir kere de, ''Keşke bir yeşil ot olaydım da hayvanlar beni yiyeydi.'' Böylece kıyamette hesaba çekilmeseydim buyurdu. Büyük günahların sahibinin kalbinde iman varsa, azaptan sonra şefaate kavuşur. Allahü Teala onlara ikram eder. Asırlar geçtikten sonra onları cehennemden çıkarır. Halbuki cehennemdekiler yandıktan sonra tekrar yaratılmaktadır. Hasan-ı Basri Hazretleri, keşke ben böyle olan kişi olsaydım buyururdu. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma sözüyle, hocaların kötülendiği sanılıyor. Halbuki bu söz çok güzeldir. Hocaya olan itimadı göstermektedir. Eskiden hocalarımız kitaba bakarak konuşurlar, kafadan bir şey söylemezlerdi. Bu sözün anlamı, hoca kitaptan ne söylemişse ona uymalı. Kendi insanlık icabı yanlış yaparsa bizi bağlamaz demektir. Hocaların gittiği yol muhakkak dinimizin emrettiği yol olmayabilir. Çünkü Hazreti Enes, ya Resulallah, yapamadığımız bir şeyi emretmeyelim mi? Kendimiz sakınamadığımız bir şeyi nehyetmeyelim mi? Diye sual edince, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, her ne kadar iyiliğin hepsini yapamasanız ve her ne kadar kötülükten sakınamasanız da emri maruf ve nehi münker yapın. Yani iyilikleri emredin, kötülüklerden sakındırın. Hocalarımız da bu hadisi şerife uyarak, kendileri bazı iyilikleri yapamasa da, bazı kötülüklerden sakınamasa da, siz şunu yapın, şundan da sakının diyeceklerdir. Hoca efendi, sen bunu kendin yapmıyorsun, bize niye tavsiye ediyorsun demeye de hakkımız yoktur. Hoca, dinin emrine uyarak ikazını yapmıştır. Evet, eskiden hocanın dediğini yap, yaptığını yapma deniyordu. Şimdi hocalar da bozulmaya başladı. Şimdiki insanlar, hocanın yaptığını yapma, dediğini de yapma diyorlar. Elbette böyle hocalar da vardır. Kimi tesettürü inkar eder, kimi haccı inkar eder, kimi kurban kestirmez, kimi namaz kılmaz. Bir hocanın ak dediğine öteki kara diyebiliyor. Bu da kitaba göre konuşmamaktan ileri geliyor. Adam Kur'an-ı Kerim açıyor, kendine göre yorumluyor, arkasından işte din budur, diğer hocaların söylediği hurafedir diyor. Oruç kefareti diye bir şey yok diyor. Sahih hadislere uydurma diyebiliyor. Hocaların aleyhine uydurulmuş fıkralar, sözler çoktur. Dinimiz gibi hocanın kisvesi, elbisesi bembeyazdır. Ufak bir kir hemen görülmektedir. Halkımız hocaların bir kusur işlememesini ister. Ufak bir hatasını büyütür. Hocalık mesleğini seçenler buna dikkat etmelidir. Çok yaşayan değil, çok gezen bilir sözü, sanki dine aykırıymış gibi boğazlananlar arasına alınmış. Köyde doğup büyümüş, hiçbir yeri görmemiş kimseyle seyyah olarak her yeri dolaşan, daha çok şeyler görmüş, daha yeni bilgiler edinmiş olabilir. Bunun anormallik neresindedir?
Durdu durdu turnayı gözünden vurdu sözü de insanı hırsızlığa sevk edermiş. Halbuki çok güzel bir söz. Durmasının, beklemesinin, emeğinin karşılığını gördü, nimete kavuştu demektir. Aynı anlamda tekkeyi bekleyen çorbayı içer, sabreden derviş murada ermiş denmektedir. Tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyen, hırsızları kötülemek için devletin malını deniz bilip domuz gibi yiyorlar anlamında devletin malı deniz, yemeyen domuz demişlerdir. Hırsızlık yapmayan namuslu kimselere kim domuz der ki? Bunun gibi sözler çoktur. Mesela yap bir hile, al bin akçe sözü de hile yaparak para kazananları tenkit için söylenmiştir. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır sözü de beğenilmemiş, rüşvete teşvik var denilmiş. Buluttan nem kapma diye buna mı diyorlar acaba? Zenginin imkanlarını kullanarak önemli işler yapması doğru değil mi? Yağmurlu bir günde parası olan bir taksi tutuyor, kısa zamanda evine geliyor. Parası olmayan da belediye otobüsünü tercih ediyor. Biri geliyor, dolu diye ona binmiyor, ötekini bekliyor. Yağmur yağdığı için İstanbul trafiği felce uğruyor. Hele evle durak arası da biraz uzaksa sırılsıklam olarak eve gelebiliyor. Parası olan eve tez gelir, parası olmayan ıslanır, geç kalır desek, rüşvete, hırsızlığa mı teşvik etmiş oluruz? Gerçekleri inkar etmenin faydası yoktur. Parası olan elbette arabasını dağdan aşırır. Bu sözlerde suç aramak, öküz altında buzağı aramak gibidir.